Efendim iyi akşamlar, gece görüşüne hoş geldiniz. Yine hem siyasetin hem dış politikanın gündemi yoğun. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. Zaten görüşeceğini açıklamıştı dün CNN Türk Kanadı ortak yayınında. Çünkü Zelenski özellikle referandumla ilgili bölgeler konusunda Türkiye'den destek istemişti. Dolayısıyla bu görüşme Putin ile Erdoğan arasında yapıldı. Diğer taraftan gün en önemli görüşmesi Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında gerçekleşti. Hiçbir açıklama yapılmadı ama kulislerde ne konuşuluyor bakacağız. Başka başlıklarımız da var. Yunanistan özellikle. Hemen konuklarımı tanıtayım size. Sosyolog, gazeteci, doçent doktor Hulki Cevizoğlu gece görüşünde CNN Türk'te. Hoş geldiniz Hulki Bey. Selamünaleyküm. Değişmiş selam tarzımız. Ya dün akşam sizi izleyince. Öyle mi oluyor? Abi bir de tekrarını izlediysen. Tekrarı izlersen ne yapacağız bilmiyorum. Peki Profesör Doktor İpek Özkan Sayan Memleket Partisi Sözcüsü hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Melik Yiğitel Türk Medya Ankara temsilcisi. Melik adını unutuyordum, çok affedersin. Yani valla 26 yıl sonra unutursan yani. Ayıp olacak diyorsun. Milliyet Gazetesi yazarı. Sıra arkadaşım diyeceğim. Yanımda oturuyordu dün akşam. Zafer Şahin. Merhaba Zafer. İlkokulda aynı okulda mıydık? Dün akşam ben, sıra sıra dizilmiştik. Ben hiç hatırlamıyorum kendisini. Gerçekten mi? Hatırlamak istemiyorsun. Aynı okulda olamazsınız. Hande ablam Beyaz Türk Zafer'ciğim. Doğru, o kolejlerde falan yani okumuştur. Yani rica ederim. Ya şimdi hadi diyorum sus bak. Daha bismillah program yeni başladı. Hande ablam Beyaz Türk. Ben bildiğin zenciyim zenci. Ne olacak? Yok. Beyaz Türk olman bir şey değil de sana abla demesi tuhaf oldu. Yok. Ha, o bölüme hiç gelmiyorum. Ha. Evet. Tabii şimdi beyefendi böyle sana abla sıfatını yakıştırıp kendi yaşını gizlemeye çalışıyor ama. Demezler. Yani Melik doğduğunda henüz mamutlar ve dinozorlar yeryüzünde. Böyle esprili bir açılış oldu biliyorsunuz arada. Bu esprilerin kaynağı ne? Dün akşamki röportajınız reyting rekoru kıran vallahi abi, görüşleriniz ben mi? Rakamları gördüm. Kanal yani reyting rekoru kırmış maşallah. Ben rakamları gördüm. Maşallah. Yani maç reyting abi. Sen bir kere niye orada yoktum diye bir kere kıskandın. İki reytingleri gördüm. İkinci kez kıskanmışsındır. Abi şöyle evet, birinci şık doğru. İkinci şık neydi abi, pardon. Bu ağlayarak aradın ya beni dün gece. Bu reytingi niye ben yapamadım diye kıskanmışsındır. Evet ben ama şundan mutluyum Hulki abi. Allah daim etsin hadi bakalım. İnşallah. Ya şöyle bakıyorum, Türkiye'de hani böyle siyasette, medyada, iş dünyasında bir yerlere gelmiş, iyi eğitim almış insanları görüyorum. Sosyal medyada yazıp çizdiklerine bakıyorum. Bir de kendimize bakıyorum. Allah'a şükür hani sosyoekonomik durumu çok iyi olmayan ailelerden geldik ama ailelerimiz bize gerçekten iyi terbiye vermiş. Hakikaten yani insanlara iftira atmamayı, insanlara hedef göstermemeyi, çirkin sözlerle hedef göstermenin ne kadar yanlış bir şey olduğunu. Ne bileyim, koca koca adamlar, koca koca siyasetçiler bugün yazdıklarına bakıyorum. İnsanlıklarından utansınlar ya. Hakikaten biz... Ya ağır bir linç kültürü var. Evet, linç kültürü var ve bu yakışmıyor ya. Yakışmıyor. Vallahi yani. Evet. Ben yani, yakıştırmıyorum. Ya ne oldu, hani kutuplaşmayacaktınız? Hani helalleşme vardı? Böyle birbirini yeme durumu gidiyor vallahi, bilmiyorum. Hani bu kadar mi? O taşıdıkları sıfatlar, aldıkları eğitimlere bakıyorsun. Yazdıkları çizdiklerine bakıyorsun. Yazıklar olsun ya. Hakikaten evet. Yazıklar olsun. Evet ki yani işte konuşmaya başlarsan. Bir de şu var Hande, sen girmek istemiyordun işte, da. Herkes bir gazetecilik kriteri koyuyor. Efendim işte gazeteci, ya sen kimsin ya? Değil sen mi? İnsanların gazeteciliğini değerlendirecek senin ne özelliğin var? Sen kim oluyorsun yani, ya? Türkiye'de ya da sen ne yapıyorsun? Bir de şu var. Mesela biz de izliyoruz işte diploma yayınını, aynı okulda okuyanı ya da işte birinin haberi bizzat işte ilgili kişi tarafından doğru değil diye yalanlandığında kimse, biz kimseyi linç etmiyoruz. Ya bak, kusura bakma. Şimdi belediyelerde ihale takip eden siyaset esnafı, tamam. Sahip olduğu avukatlık bürosunda yine belediyelerin dosyalarını takip eden siyaset esnafı. Çok gizli konuştun gene. Ha yok, gizli konuşmuyorum. Onlar şu an kendilerini biliyorlar. Ben anlamadım. Millete şehit yakınlarında küfür eden ahlaksızlar, tamam mı? Yağcılar, ihale rant peşinde koşan adamlar utanmadan sosyal medyada sana, bana, ona, kendileri gibi düşünmediklerini düşündükleri herkese iftira atıyorlar. Tamam. Ve bunlar makbul oluyor. Tamam. Bunlar makbul oluyor. Biz gazeteci olmuyoruz.
Ama dediğin gibi ya Erdoğan'ın 4 yıllık diploması var diye duyduğu anda şekli şemali değişen tipler gazeteci oluyor. Tartışmayacağım. Bak dur. 1996 yılından koşan, beri merdivende bekleyen bir insanım. Seni de tanıyorum, onu da tanıyorum. Hulki abi zaten abimiz. 100 yıldır tanıyoruz diyeceğim şimdi. Onu açtı yolda. Ondan sonra dolayısıyla ilerliyoruz. Hani tartışamayacağım, kusura bakmasınlar yani. FETÖ'nün argümanlarını dile getirenler gazeteci. Bilmem kimden para alıp ne kadar iyi ve yüce bir insan olduğunuz çarşaf çarşaf köşelerinde yazanlar gazeteci. Evet. Belediyeleri haraca kesenler gazeteci. Biz gazeteci değiliz. Evet, onlar gazeteci ise biz değiliz. Tamam? Onlar tarzı bir şeyimiz yok. Ya ben de şaşırıyorum. Madem öyle abi, niye bu kadar çok izlendi bu yayın? Deli gibi izliyorlar çünkü. Deli gibi izliyorlar. Evet, bir abi demek ki hani gıcık olduğu için izliyor bir kısmı. Bir kısmı yani ne meraktan izliyor. Şimdi mesela kendi reytinglerimiz açısından da bakıyorum. Hurra gidiyorlar ama aynı zamanda da izliyorlar. Ama yani kusura bakmayın ya, onu da yazıyoruz, öbürünü de yazıyoruz. De, onu da soruyoruz, bunu da soruyoruz. Anneciğim, ben anlamadım, bitti. Dün bir tanesi hiç yazmış. Yanlış, az hiç, önce hiç. Bir arkadaş gönderdi. Bir tanesi şov yapıyor. YouTube'da şov yapan bir tip. Babasına saygısı olduğum için bir şey ismini vermiyorum. Efendim sorular diyor zaten yazılmış diyor. Ezbere verilen yerine verilmiş sorular. Ya arkadaş bir, şey bir dakika deyip araya girip soru yazılmış olabilir mi? Ya ama öyle değil böyle derken soru yazılmış olabilir mi? Nasıl yazılmış yani? 2 yıldır. Oturduk hep beraber 10 gündür geçen çalışıyoruz. Geçen sene de yayınımız vardı Sayın Cumhurbaşkanı'yla. Sevgili Abdülkadir Selvi ile oturduk çalıştık. Bu yayında öyle. Sizler çalıştınız. Ya bir düşünüyorum. Arkadaş, ama çalıştık bu derken insanlar, yanlış anlamasınlar. Ya ne yani, anlarsa anlasınlar. Her gün çalışıyoruz. Bugün de çalıştık. İşte tabii buydu. Yani, notlarımızı da hazırlıyoruz. Biraz, zaten. Yanıtlara Allah bakıyoruz. Allah korkusu varsa iftira etmezsin. İnsanların Allah ne dediğine bakıyoruz. Yoksa, biraz vicdanın varsa bilmediğin hiçbir aşamasında olmadığın bir süreçle ilgili sorular yazılıp verilmiş. Ya sen bunu ne hakla söyleyebiliyorsun ya? Bir dakika, neye dayanarak bir dakika, söyleyebiliyorsun? Bak, her şeyi geçtim. Arkadaş şöyle bir durum yok mu? Bir şey söylüyor Cumhurbaşkanı, zıp diye başka bir şey söylüyorsun orada. O bir şey söylüyor, öbürü başka bir şey söylüyor. Bunun yazılma ihtimali var mı ya? Vallahi ne diyeyim artık. Ama bana bu kendimi ifade etme şansını tanıdığın için çok teşekkür ediyorum. Sizlerden de özür diliyorum. Her ne kadar aslında, her ne kadar hani sen bana yayının başında öyle demiş olsan da gene de seni konuşturmuş olmam sanırım. Şey oldu, iyi oldu. Yani sonuç itibariyle Ahmet Hakan'ın da Abdülkadir Selvi'nin de bu şekilde linç edilmesi, döndür döndür getir. Ben nezaketsiz buluyorum. Herkes eleştirilebilir, herkesin eleştirilme hakkı var. Ama o eleştirinin de bir sınırı, dozajı, ifade şekli olması gerekir diye düşünmekteyim. Hulki abi bu işin kitabını yazmış. Haftaya arkadaşlara. Hulki abi bu işin kitabını yazmış. O zaman. Arkasını bir okuyayım sana. Aynı zamanda Türkiye'de son yıllarda yaşanan toplumsal gelişmeler, kamplaşmalar, yıkıcı sosyal medya saldırıları örnekleriyle bu bilimsel kitapta ele alınmıştır. Daha çok şeyler var da haftaya çıkınca matbaadan bu örnek baskı sinirlerinizi almak için sizlere armağan edeceğim. O zaman toplumun ruh hali derken, yani Türkiye toplumunun ruh hali ruhu. Okuyun. Yani lütfen. Belki hani buradan ya bir şey anlarız hep beraber. Daha sosyal medya iyi bir yolda yürümeye başlarız. Ben de bu kitabı dün akşam sizin röportajı görünce dün gece hemen sabaha kadar yazdım. Ya Ülke abi aylardır oldu, çalışıyor. Bravo. Ya bu sosyal medya lincinden nasibini almayan var mı? Örnek eser. Şimdi Hande Hanım, Çankaya Köşkü'nde bir saat var. Rahmetli Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün. Söyle ya, en çok ona gülüyorum ben. Söyle. Bu benim üçüncü yayınım oldu orada. Ya bir insan ya da ne bileyim bir organizma diyeyim. 3 kere üst üste. Organizma demeyelim bak. Yok yok, organizma. Onların yaptık bak, o çünkü yalancı, bizim troll ve iftiracı. Bizim bak, eleştirdiğimiz şekilde konuşmayalım. Bak, yalancı troll ve iftiracılara söylüyorum bunu. Peki. O rahmetli Atatürk'ün öldüğü saati gösteriyor. Tamam, hayatını kaybettiği saat 9'u 5 geçe. 3 yıldır o saat dekor olarak orada duruyor. Ve 3 yıldır şahıs, canlı, kişi, saygıdeğer kişi diyelim kimse... Ya diyor ki sabah yaptılar akşam bantaya geliyorlar. Bu program diyor. Bu program bizi diyor gördüm onu ya. Ya arkadaş sabah 9'u 5 geçe mi yapmışız onu? Şey bu kafayı bak, diyor. Bak bir de sabah 9 yazıyor akşam diye yutturuyorlar. Arkadaşlar buradan duyuruyorum. Oradaki saat 9'u 5 geçe de
yıllardır duruyor. Atatürk'e atfen duruyor o şekilde o saat. Yani bunun röportajın o saatte bu saatte aynı saatte yapılmış banttan yayınlanıyorlar. Bir ilgisi yok. Bu yıllardır böyle. Bunu böyle kabul edelim hep beraber, olur mu? Oldu mu Zafer? Teşekkür ederiz. Ya bu sosyal medya lincinden zaten nasibini almayan var mı? Bir tek İpek Hocam henüz denemedi, bunu İpek tatmadı. İpek Hocam adını karıştırma bu işlere de. Yok tatmasın zaten de. Yani hepimiz tattık. Mesela Ulki abi birkaç kere tattı. Öyle böyle onlar değil. Onlar da yazıyoruz burada. Birkaç kere. Ben mesela öyle bir salda uğradım, hadi her şeyi geçtim. Ya işte saçı takma gizliyor. Peruk takıyor. Deneyeyim mi? Ya. Bakalım mı? Ben onu deneyebilirim. Ya saçı bunu peruk. Bunu büyük tabii, bir yani. Zevkle deneyebilirim. Hocam peruk çıkar diyor, tamam mı? Öbürü bak. Diyor ki. Ya o ispat edelim mi? İster misin? Zaten Ülke abi de teklif etti. Bir tutup çekeyim. Bana herkes soruyor. Ben Ülke abiye göster. Abi de Zafer şey diyorlar yakında. Peruk deyip duruyorlar. Senin saçının peruk olduğunu herkes söylüyor bak. Evet abi onu diyorum. Moderatörün görevi zaten içine girebilir şöyle, bu. Şöyle Ülke abi bana şimdi yazıyor. Şimdi bana yazıyorlar. O saçın hani peruk çıkar. Önce bir saçın peruğunu çıkar bilmem ne. Ben diyorum saç benim. Peki, en son sonra benden umudu bu. Kesince Ülke abiye yazıyorlar. O saat peruk çeksin diye. Hayır, beni gören herkes soruyor okay, zaten. Saçı gördün. Ha, saçı. Size de bir dakika bak, Akın saçını yakından ekrana getirmiş. Ama oradan peruk, peruk iyi bir çalışma olmuş. Peki. Ha, sana da soruyorlar mı abi? Sakıncası yok peruk olmasın da. Yok yok, hakikaten sana da mı soruyorlar? Senin için soruyorlar. Melek'in başındaki peruk kimden demek diye. Demek ki hakikaten. Peruk değil. Ha, o zaman şüpheleniyorlar. Sende de işlerdi yok galiba. Saç sefadan derler ya, o yüzden. Yani dün geceki yayın gerçekten izlenmiş. Dolayısıyla ben oradaki kendi adıma yani... Nasıldı reytingleriniz? Reytingler çok yüksekti. Kanal D'de de, CNN Türk'te de. Bir defa tabii şöyle bir durum var. Faizden asgari ücrete, Merkez Bankası'ndan ekonomideki sorunlara, borsadaki işte o tuhaf hareketlilikten... iç siyasete, dış politikaya kadar pek çok konu başlığı mümkün olduğunca soruldu. Ve bir monolog şeklinde de bitmedi. Bence bunun altını çizmek lazım. Soru yanıt, soru yanıt, soru yanıt aralara girerek ayrıca tabii bu konut projesindeki yeni ne diyeyim adımı da açıklaması önemliydi Cumhurbaşkanı'nın. Yani arsaları verecekler, altyapısı yapılmış şekilde isteyenler kendi evini kendileri yapacaklar. Dolayısıyla reytingler gayet yüksek geldi yani, o yüzden tabii ki. Ama aslında konuşulacak ve soru sorulacak pek çok alan daha açıldı. Yani özellikle Cumhurbaşkanı'nın hocam, konuşmasından sonra. Hocam keşke bu konuya şimdi linç bir sonraki ederler. Yayına sizi götürelim. Hayır linç etmesinler şimdi İpek Hoca'yı da. Ya Abdülkadir şimdi teşekkür etmiş de olur mu Abdülkadir Selvi? Yani Cumhurbaşkanı'nın biz bazen tabii tanımayan çok insan var. Şimdi demin İpek Hoca'yla da onu konuşuyorduk. Yıllardır Başbakanlığından, Genel Başkanlığından beri beni dinliyor musunuz? Özür dilerim. Ondan sonra tanıyanlar bilir. Ne kadar kötü bir his değil mi sen evet, konuşurken? Aynen öyle. İyi ki dün akşam moderatör sen değildin orada. Bak ne yaptı size, gördün mü? Kalemi fırlatıp dinle lütfen diye. Abi bu az önce 25 dedim değil abi. 27 yıldır fırça yiyorum an dedim. Pardon. 27 mi? Bunu 27. mu hesapladın? Ben eksik. Zafer diyor ya, sürekli kendini küçültüyor. O psikoloji şeye de yansıdı. Şimdi bir şey anlatıyorum ama. Pardon. Şöyle Abdülkadir Selvi teşekkür etmiş. Hiç teşekküre gerek yok. Doğruyu söylüyoruz. Cumhurbaşkanı'nın tarzı çok böyle ciddi ciddi durup böyle espri de yapar aynı zamanda. Hatta bu esprileri anlamayanlar var aramızda. Cumhurbaşkanı'nın espri yaptığını bazı zamanlarda. Jetörümü birkaç yani, tane geliştireceğim. Ciddi durur ve bir şey söyler. Aslında o sırada hani şey yani gülmenizi de bekliyor aynı zamanda. Aynı şeyi sevgili Melik de yaşadığı için. Birkaç tane ya. Bak şimdi bu kadar konuştun. Demin yayından evvel dedin ki ben moderatörüm, programda konuşmam dedin. Bak bu saate kadar seni konuşturduk. Bir, her şey konuşuluyorsa bir şey sorayım mı? Toplumun merak ettiği bilmiyorum, bir şey. Kulağıma sorarsanız yok, karar yok, herkes. Toplumun merak ettiği bir abi, şey sorayım mı? Program şeffaf, buyurun. Her şeyin açık konuşulduğu program. Sen gene mi arınma gecesindesin? Ya, bu da arınma gecesi. Ya. Birazdan mum yakacak. Mumlar, tütsüler, evet. Şimdi bak,
gazeteci olarak, hani bilirkişi olarak dünkü röportaj önümüze gelse sorunu ne derdik? Sorunu ben miyim? Zafer de vardı. Yok yok. Herkes hani kamuoyu da merak ediyor. Paylaşalım şimdi, sormasak da olur. Çünkü konumuz başka ama açıldığı için sormak da uygundur diye düşünüyorum. Şimdi başta biraz heyecanlıydınız soruları sorarken. Daha evet, ekrandan yansıyanı söylüyorum. Sonra Ahmet Hakan sizin sorularınıza gelen cevaplarda aralara, Ahmet kusura bakmasın, zırt pırt girmeye başladı. İyi oldu, rahatladınız hepiniz. Ama asıl toplumun bugün sosyal medyada merak ettiği konuyu ben size sorayım. Şimdi Abdülkadir Selvi Cumhurbaşkanı'na bir soru sordu. Cumhurbaşkanı yanlış hatırlamıyorsam aynen şunu söyledi. O zaman dedi, köşende gereğini yap, bak Ahmet yapıyor dedi. Az önce dedin ya, Cumhurbaşkanı'nın esprilerini anlamayanlar var. Şimdi bu bir espri miydi? Yoksa o kendiliğinden gelişen bir durum muydu? Ne anlama geliyordu? Bak Abdülkadir de teşekkür etmiş. Hem böylece kamuoyuna kendinizi anlatma fırsatı olur. Hem de nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya ben şöyle değerlendiriyorum. Yani ben bir gazeteci, yani dostça soruyorum size. Her gazetecinin bir görüşü var, olabilir. Kimileri işte görüyoruz yani, diğer tarafta çalışan arkadaşları da görüyoruz, başka tarafta çalışan arkadaşları da görüyoruz. Hem bu da benim köşemde ya da yazımda yer alsın, hem öbürü de diyen arkadaşları da görüyoruz. Açıklayarak ben sorayım mı? Yani o soru muhalefet tarafından farklı yorumlanıyor, iktidar tarafından farklı yorumlanıyor, onu da söyleyeyim. Bir, yani Cumhurbaşkanı kimseye aklama, karalama falan amacı da sormuyorum, nötr soruyorum. Şöyle, o şöyle algılanabilir. Bak Abdülkadir, sende köşen var, gazetecisin, kaç yıllık gazetecisin. Bana bu sorduğun şeyi, köşende imkanım var, yaz anlamına da gelebilir. Evet. İki, muhalefetin dediği gibi, bak ben size talimat veriyorum, sen de talimatla benim talimatıma uy, yaz anlamına gelir. Mesela siz o ortamda onu nasıl algıladınız? Birinci mi, ikinci anlamda mı? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yani şimdi burada tabii, bak reyting yapıyoruz şu anda. Reyting yapması önemli değil de gene yiyeceğim linçi yiyeyim, önemli değil. 96'dan beri çalışıyorum. Uzun zamandır, çok uzun süre başbakanlığa baktım. Erdoğan'ın uzun yıllar başbakanken başbakanlık muhabirliğini de yürüttüm. Sonra da yönetici oldum. Vallahi arkadaşlar, şimdi söylemeyeyim diyordum ama söyleyeyim. İstanbul Sözleşmesi'nde iki yazı. Hiç o zaman muhalefetin deyimiyle hoşuna gitmeyecek şekilde. Muhalefetten her şekilde demeç, açıklama, özellikle şimdi gene ortalık karışmasın onu tam söyleyeyim. İstanbul'da yapılan bir gösteriye ilişkin, protestoya ilişkin açık açık görüşlerim dahil olmak üzere hepsini her zaman çok rahat yazdım. Bildiğiniz gibi gayet güzel de televizyonda da hiç zaten ağzımı tutamam, konuşurum. Ben daha bugüne kadar hiç talimat almadım, hiç de talimat verilmedi. Zafer? Ya şöyle, hani bir şeyi anlatmak ya da savunmak için... Yok ya yok, orada gazetecilik da, açısından. Tabii tabii, yo, bence çok doğru bir soru Ülke abi. Zaten tartışmanın olduğu bir şey bu. 9:05 geçiyor bu arada, dikkat edin. Ha evet ya, göstereyim, saat bu, meşhur saat bu sevgili izleyiciler. Bu saat hep buradadır ve hep bu şekilde durur. Zafer'in bahsettiği saat 9:05 çekilmiş, akşam veriyorlar dedikleri bu. Ya gerçekten alakası yok. Ya bunu, çünkü şimdi bu saat, yanılmıyorum değil mi? Ya bu AK Parti döneminden önce de vardı. Ben zaten işte katıldığım, orada katıldığım 3 yayında da bu saatin mevzusu oldu. Ya biz gündüz çekiyorlar. Hatta dün gece şeyi konuştuk. Dicle'de vardı. Ya Demirel döneminde Cumhurbaşkanlığı muhabirliği yapıyordu. Ya rahmetli Atatürk'ün işte vefat ettiği saat. Yani o Atatürk'ün kullandığı o yer var ya, hani şu anda şimdi, müze gibi kullanılan. Orada evet, da mesela girişte saat var. O da 9:05 geçe duruyor. Şimdi Hulki yani abi, ben sadece bu değil yani. Sayın Cumhurbaşkanı o ifadeyi hakikaten orada Hande'nin de söylediği gibi bir espri mahiyetinde söyledi. Soru aynen şu. Şehir hastanelerine ilgili daha önce çok eleştiri geliyordu. Muhalefet artık bu eleştirilerini kesti. Ne diyorsunuz? Hani Etlik Şehir Hastanesi açıldı ya. Yani Sayın Cumhurbaşkanı orada vücut diliyle... Dün açılmıştı üstelik. Evet, o gün, bir gün önce mi? Dün açılmıştı, pardon. Ya yani ne diyeyim tarzında işte. Köşem var, sen yaz. Hani bunların, o da dünyaya kendi baktığı pencereden bu tip eleştirilerin bir haksızlık olduğunu düşünüyor. Ya artık buna da ben bir şey söyleyeyim. Siz de köşe yazarısınız. Vicdanınız varsa
bunun yanlış olduğunu yazın anlamında. Yoksa inanın yani Cumhurbaşkanı'nın işi gücü yok da köşe yazarlarına efendim şunu yazacaksın, bunu yazacaksın. Ya biz şunu da gördük. Bir büyükşehir belediye başkanına ya siz ne kadar mükemmel bir insansınız, bunlarla nasıl baş ediyorsunuz diyenleri de gördük. Çıktıkları yayınlarda Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Akşener'e sormaları gereken 10 tane sorudan 9'unu soramayan arkadaşları da biliyoruz. Ya bir dakika, bu arada bir şey diyeceğim. Bir şey söyleyeceğim, dur. Biz Sayın Akşener'le, Sayın Kılıçdaroğlu'yla, Selahattin Demirtaş'la falan yayın yapmamış insanlar değiliz bu arada. Yani CNN Türkiye, ben bu son 2 yıldır 5 yıldır falan çıkmıyorum. 99 yılından beri program yapıyorum CNN Türk ekranlarında. Muhtemelen yayınıma çıkmayan isim de kalmamıştır. Doğru. Yani yayının sonlarına doğru tamamen espri mahiyetinde söylenmiş ama yanlış anlaşılmaya da çok müsait. Zaten onun üzerinde yayın o kadar mükemmeldi ki takacak bir kulp bulamadılar. Onun üzerinden gittiler. Şimdi en önemli mesele Hürki abi ne? Faiz meselesi. Ahmet Hakan büyük bir kararlılıkla sordu. Ya siz böyle bir ekonomi modeli uyguluyorsunuz. Ben bir soru sormuştum. Arkasından Ahmet Hakan onu devam ettirdi. Dünya faizi indirirken, yükseltirken siz faizi indiriyorsunuz ve bunun yanlış olduğunu söyleyenler var. Sayın Cumhurbaşkanı da ona aynı şekilde kendi bakış açısından cevabını verdi. Çalışana ısrar ettik. Yani lira değerlenecek mi diye sorduk. Asgari ücret ne olacak? Çalışanların sorunları. Hayır, bu arada niye savunmaya geçtik şu an? Savunmaya geçmek değil. Savunma bak, değil de gazetecilik. Ya ben şunu biliyorum. Bak, bir büyükşehir belediye başkanına soru sordu diye yayından sonra üstüne yürülen gazeteci biliyorum ben. Sen başkana nasıl böyle soru soruyorsun diye. Kim yapmış? Ama çıkıp açıklamaz. Ne o başkan açıklar, ne o gazeteci niye açıklar. Niye söylesene, biz de bilelim. Yok, boş ver. Hayır, sen bu soruları nasıl herkes soruyorsun diye. Herkes her şeyi diye söylüyor. Sen niye söylemiyorsun? Ya, dedim ya programın başında. Biz, ya herkesin bir ailesi var Hande. İnsanlar insanları eleştirirken buna dikkat edecekler. Herkesin sevdikleri var. Herkesin yani o geçmişi insanları var. Bir de arkadaşlar şunu unutuyorsunuz. Geçmişte yüz yüze baktığınız insanlar, beraber çalıştığınız, çok sevdiğiniz, yemeklere gittiğiniz insanları gelecekte de, ben hep öyle bakarım, gelecekte de bir gün aynı kurumun çatısı altında yüz yüze bakmak zorunda kalabileceğinizi sakın unutmayın. Vallahi, bir de, bir şey bir de sana. Bu makamlar, bu mevkiler falan fasa fiso, yarın emekli olunca EYT çıkacak ya. Hande. Ondan sonra emekli olunca iki gün ekrana çıkmazsanız kimse hatırlamaz. Hiç kimse. Melik, çok özür diliyorum. Şey bir meslektir, nankör bir meslektir. Doğru mu abi? Aynen öyle. Hande bak, Abdülkadir abinin de hakkını teslim etmek lazım. Ben zaman zaman böyle boş vaktim olduğu zaman kendisinin yanına uğrarım. Aynı binadayız. Ya daha bir gün gerçekten ben mi? Evet. Şimdi bir bak, daha ben bir gün Abdülkadir Selvi'nin odasına gidip de kendisinin telefonla bir haber almaya çalışmadığı bir ana rastlamadım. Doğru. Ya çünkü adam kesinlikle muhabir, yeni işe yeni başlamış bir muhabir heyecanıyla. Evet, hani 90 dakika öyledir koşan futbolcu gibi. Saygı Öztürk gibi. Saygı Öztürk öyledir. Saygı abi de öyledir. Aynen doğru. Öyle. Saygı abi de öyledir. Abdülkadir şimdi Abdülkadir Selvi gazeteciliğinin zekatını verse onun gazetecini eleştirenlere 40 yıl yeter. O kadar söyleyeyim. Ya insanları eleştirirken biraz vicdanlı olun. Herkesin bir ailesi, sevdikleri olduğunu. Ahmet Hakan için de geçerli. Ahmet Hakan için de geçerli. Ahmet Hakan için de geçerli. Ya şimdi bugün konuşanlar, kardeşim 28 Şubat'ın en karanlık günlerinde Ahmet Hakan dediğiniz adam İskele Sancak programını yapıyordu. Evet. Bravo. Ve o askeri kanal rejimin yedi bütün heybetiyle Türkiye'nin üstüne çöktüğü dönemde evet, tek demokrasi adına, özgürlük adına ses oradan çıkıyordu. Yemin ediyorum. Siz öyle. Hayatınızda böyle bir risk aldınız mı? Hayatınızda böyle bir bedel ödediniz mi? Böyle bir cesaret hikayeniz var mı? Yok. Bugün sosyal medya çağı. Oturmuş zıpırın biri orada. Bunlar da kendilerine gazeteci diyorlar. O zıpır bundan 5 yıl önce gelsen benden, yaz. Bak benden. Bir dakika, gelsen yaz. Gel, gelen yönetmenliği yap. O oradan zıpır, konuşmak çok kolay. Bundan 5 yıl önce benden A Haber'de program yapmak için aracı olmamı istedi. Şimdi ismini versem Türkiye'ye rezil olur. Neyse, o kadar ayrıntılara girmiyor. Evet, genel söyledim. Şimdi ya, o gün kendisi o imkanı bulsa bugün bambaşka bir figür olacaktı. Bambaşka bir figür olacaktı. Bugün bambaşka. Ben şeye inanamıyorum bak Hande, gerçekten bunu körleşme mi? Yani hakikaten bu bir körleşme mi? Sosyal yani körleşme ben, vesaire. Evet abi, şimdi mesela hukukumun olduğu, işsiz kaldığında arayıp ya sana bir şey ihtiyacın var mı diye sorduğum. Ne bileyim böyle arada ne yapıyorsun diye aradım, adam
Abi şey tweet'e atabiliyor ya. Melih Yiğiter işte propaganda bakanı Göbels oldu. Ya ben inanamadım mesela. Ben gerçekten inanamadım. Başka sana bir, mı Göbels? Evet, bir arkadaşım bana attı. Dedi ki bak ne atmış. Ben bir baktım bu, çok da üzüldüm. Bu arada senin masadan su damlıyor. Hayır. Ya evet ben aşağı. De onu anladım. Acaba yani bardak mı acaba? Çatı mı delindi? Ne bardak evet, o kenarından damlamış. Ha bardak çatlamış vallahi ya nazar var. Demin, vallahi göz var. Nazar gitti. Yani o evet, yüzden insaf insaf. Yani peki, bu vicdanla çözülecek bir şey. Ben söyleyeyim size. Yani bunun başka hiçbir ben, parametresi yok abi. Vicdan. Hiçbir şey durdurmaz buraya da su basacak. Hulki Bey. Öyle bir öyle bir bağırdın ki Demeli'ye. Demek ki o sesin şiddetiyle tam muhtemelen çatladı, çatladı abi. Ya tabii. Hande Fırat bir bağırdı bardağı çatlattı. Ya, şey ama iyi oldu sen, değil mi o? Sen milleti çatlatacağına bardağı çatlattın. Melih Hande'den neden korkuyor? Az sonra. Bir dakika. Şimdi. Ciddi konulara mı geliyoruz? Hayır size soracağım. Sor bakalım. Yani. İpek hocam koskoca profesör akademisyen gözüyle, izleyici gözüyle, politikacı gözüyle bakalım ne diyor? Kitle psikolojisi ve toplumun ruhu. Burada yanan bir kibrit çok da güzel söylemiştim. Ben yaptım kapağı, tasarımı. Biliyorum öyle demiştiniz. Şimdi tüm bu yaşadıklarımız bu kitap çerçevesiyle birlikte ne anlama geliyor? Hepsi var içinde. Yaşar Nuri Öztürk gibi diyeyim. Alın okuyun. Burada şimdi kitabı okudun mu? Bir daha söyle. Yani ben kitabın reklamını yaptım bu arada da. Kitabın reklamı olur, evet. Evet, oluyor. Ne sordun? Yani bunun içinde. Tüm bu yaşadıklarımız. Hepsi var içinde. Onu anladım Hulki abi tamam, de. Yani sen ne diyorsun? Yani kitabın belki bir bize özetini bunun üzerinden, bu örnek üzerinden anlatır mısın? Bu kitabı okusak bu örnek üzerinden ne anlarız biz? Siz konuşurken o sayfayı açayım da kısaca. Ha, hazır okuyayım zaten her şey. Yok yok, hazır değil, hazır değil. Yok sabah çekmedik programı dur. Sayfa 46 bab 4. Evet abi. Dur. Siz konuşun İpek hocam konuşsun. Ben aynen sana ilgili bölümü hayır, okuyayım hazırsa, buradan. Tabii tabii. Ya yerini bulayım da dur. İpek hanımın sözünü kesmeyeyim sonra. İpek zaten Zafer Bey yeterin kadar İpek hanımın sözünü şimdi kesiyor ilerleyen şey, dakikalarda. Onu üzülüyorum. Buna dair bir makale kalem alacak. Bak zarafeti zincirli. Evet, bu tür değerlendirmeleri ben de kendi başıma gelen. Hulki Bey başladı buyurun. Mesela Ekmelettin, birkaç tane vaka var benim de yaşadığım. Mesela bir tanesi Ekmelettin vakası, bir tanesi otistik düşünce vakası, bir tanesi Kanal İstanbul vakası, bir de ahlaksızlık enflasyonu diye bir laf etmiştim ekranda. Onunla ilgili bilimsel yalnız abi olayları, o Kanal İstanbul bir hafta sürdü. Bak, üç gün listeyi birinciliği kimseye bırakmadım. Bak, hangi kesimde o kesim bu kesim diye ayırmadan genel bilimsel olarak diyorum ki bireyler, şimdi hepimiz bireyiz ama bir kitlenin içinde yaşıyoruz. Yani bir toplum içinde yaşıyoruz. Burada bir grup halindeyiz. Dışarı çıktığımız zaman toplumun bir parçası oluyoruz falan. İçinde bulundukları kitlenin verdiği coşkuyla saldırı coşkusunu artırıyor, büyütüyor. Daha çok kişiyi, yani daha çok saldırganı linçe davet ederek, bak kendisi linç yapmaya çalışıyor ve onları da coşturarak, kışkırtarak linçe davet ediyor. Günahlarını, kendi günahlarını küçültmek istiyor. Bir ortak psikoz halinde linç salgını yaratıyor bir birey. Aslında kurban seçilen kişiyi infaz ederken kendisinden kurtulmak istiyor psikolojik olarak. Ya aslında kendini sevmiyor. Herkesi de kendini sevmiyor şey veya kendi yaptığını, kendi yaptığı günahlarını karşısındaki üzerinden paylaştırmak, azaltmak, yok etmek. Arınmak, arınmak diyor. Burada biraz hırstan ölme tabii, olayı tabii, yok mu? Tabii, öç alma. Hem öç hırs alma, hem öç alma, hem de kendi günahlarını karşısındaki üzerinden temizleme duygusu var. Şimdi sergilediği fiziki şiddet oluyor bazen, değil mi? Saldırı oluyor gazetecilere. Ya da sembolik şiddet yapıyor. İçindeki şiddet açlığını, her insan içine doğuştan gelen bir şiddet açlığı var. Hedefteki kurban üzerine, diyelim ki bugün A kişisi, onun üzerine yansıtıyor, ona saldırıyor, onu linçe tabi tutuyor ve rahatlıyor. Şimdi karşı tarafa saldırmak aslında o doğuştan gelen, yani Freud'un dediği it, saldırganlık ve cinsellik iki temel güdü canlılardaki, bu saldırganlık duygusunu böylece yok etmeye çalışıyor. Böylece toplumsal bir beden yaratıyor. Bak hepimiz tek tek bireysel bedenlere sahibiz ama toplum ve grup içinde toplumsal bir beden haline geliyor ve davranışları değişiyor. Şimdi bu sosyal bir beden de oluyor. Sosyal bedenle bir tane Twitter'da tabela açılıyor. A, X neyse. Orada hedef seçiliyor. Hedefte Y kişisi.
ona saldırıyor. Orada bir sosyal beden, sosyal kimlik, sosyal benlik elde ediyor belki kişi. Belki evde konuşamadığını orada hep konuşuyor. Onu da dahil et. Kendi yetersizliklerini de dahil et. Kendi günahlarını da dahil et. Hani İsa'nın lafı var ya, ona ait olduğu söylenen söz, kesin mi bilmiyoruz. İlk taşı içinizdeki en günahsız atsın sözü. Şimdi onu sosyal medya aracılığıyla deşarj etmiş oluyor. İşte bir tür arınma ritüeli haline gelmiş oluyor. Burada bak, çok uzun uzun ben bunları yıllardır inceledim, yazdım. Hem akademik hem popüler okunabilecek bir kitap. Yarın, ama yani şunu anlamıyorum tabii bir yandan da. Günümüz insanları bunu yapıyor da böyle mutlu olmuyorlar. Daha çok mutsuz oluyorlar. Birbirlerini de sevmiyorlar. Yani ne yapsın? Sonra ne yapıyor biliyor musun? Dünya, bu dediğin doğru. Sabah 10'da yogaya hep beraber başlayalım. Ondan sonra 11'de bütün Türkiye nefes terapisi falan mı yapalım? Böyle rahatlayabilir miyiz? İşte bak, şakaydı, tarih boyunca böyle dediğin gibi onu yapıyor rahatlamıyor. Bir daha yapıyor rahatlamıyor. Rahatlaması için bunun tekrara dönüşmesi lazım. Yani tekrar üretilmesi gerekiyor. Yani saldırdı bitti rahatladı değil. Bir neden daha bulup bir daha saldırması gerekiyor. Yapıyorum yarın zaten. Bir daha saldırması o gerekiyor. Abi zaten tabii tekrar. Çünkü bu sistematik zaten. O dediğin yapıyor. Tekrar yapıyor. Evet. Eskiden de vardı bu. Şimdi çağımızda modernite içinde ne kadar modernsek. Çünkü pek çok uzman biz hiç modern olmadık diyor. Bruno Latour diye bir felsefeci var, sosyolog var. Diyor hiç ki hiç modern olmadık biz mı? Arzu toplayıcı mıyız biz yani şimdi? Kitabının adı da o. Biz hiç modern olmadık. Kitabının adı Bruno Latour'un. Hakikaten bizde uçak var bugün, bilmem ne füzesi var ama insan olarak zihnimiz eski insandan hiç farkı yok. Piramidi yapan insan da bizim kadar medeniydi. O Galile bizden daha akıllıydı. Marx bizden daha akıllıydı. Biz yıllar geçtikçe yani bugünden sonraki 100 yılı düşünelim. 100 yıl sonra ötekilerden daha akıllı olmuyoruz. Teknolojinin sayesinde nesneler yapıyoruz. Nesneler canlı hale geliyor. Yarın robotlar aramızda oturacak. Değil mi? Evet. Robotlar piyasada dolaşacak. Değişmiyor. Yani insanın özü aynı. Peki şunu soracağım size. Kim kimi neden linç ediyor? Bütün mesele Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, Erdoğan gitsin, Erdoğan kalsın mı? Yani nasıl görüyorsun? Vallahi bunu? Öyle. Şimdi öyle. Aslında İki kamp. Şöyle bakmak lazım. Kutuplaştırıcı eylemler ve kullanılan kutuplaştırıcı dil. Bunu elbette ki Hulki Bey'in anlattığı gibi bireyler üstünden tanımlanır ama aynı zamanda siyasal yönetim tarzı üzerinden de tanımlanır. Şimdi özellikle 80 sonrası şöyle bir postmodern yönetim anlayışıyla şöyle bir şey geldi. Böl ve yönet. Herkes özellikle siyasi partiler açısından düşündüğünüz zaman böl, kutuplaştır. Herkes kendi kitlesine hitap ediyor ve bu tırnak içinde kolay, görece kolay bir yönetme tarzı oldu. Bunun diğer bir tarafı, taraf olmayan bertaraf olur. Mutlaka kendinizi bir yere, bir gruba, bir siyasi gruba, bir etnik kimliğe ait hissetme ve bunun üzerinden kendi benliğinizi, kendi kimliğinizi tanımlama ve karşıda bir düşman yaratma ve bu düşman, yaratılan bu düşman üzerinden de kendi kimliğinizi tanımlama. Yani bir karşı taraf yaratma ve buradan kendinizi geliştirme. Peki bir yayın, şunu nasıl görüyorsunuz? Yani bir yayın bu yayının üstünde sosyal medyada linç edilme. Yani bu nedir? Şöyle düşünüyorum Hande Hanım. Şimdi bunu aslında eğitim sisteminden de gelen bir şey. Bir kere insanlar eğitim sisteminde analiz etme, çok taraflı bakma bunu kaybettiler. Tamamen ezbere dayalı bir anlayışla öğrenciler yetiştiriliyor. Bunun dışında hoşgörümüzü kaybettik. Ahlak anlayışımıza baktığımız zaman insanlar birbirlerine karşı hoşgörü olma yetisini yitirdiler. Ama bunda kimin rolü var? Bunda bu siyasi partiler. Öğrenciler için belki söyleyebilirsiniz ama bu hoşgörü yani bahsettiğimiz isimler orta yaş ve üstü bu arada. Orta yaş ve üstü de bu işin içine girdi ama genç, zaten o genç grubu bambaşka bakıyor. Onlar siyasetten uzaklaştılar bu sebeple. Apolitik hale geldi çoğu. Ama siyasi liderler, siyasi parti liderleri buna çok öncülük etti. Şimdi bunu da söylememiz lazım. Çok kutuplaştırıyorlar. Bu son olaylar üzerinden bile okuduğunuz zaman kullandıkları dil o kadar böyle kışkırtıcı ki insanları. Ve gençler, özellikle gençler siyasetin bu çatışmacı dilinden nefret ediyorlar. Çok soğudular. Kendilerini apolitik hale getirdiler. Ve bütün siyasi parti liderlerini birbirlerine benzetiyorlar bu yüzden.
Mesela şimdi İtalya Başbakanı değil mi? Son dönemde çok konuşuluyor. Evet. Bir konuşma tarzına bakın. Evet çok güçlü bir başbakan imajı veriyor ama yırtıcı bir tarzı var. Yani çok. Çok yırtıcı bir tarzı var. Siyasette böyle yırtıcı olmak popüler gözüküyor ilk başta. Ama ben buna çok da katılmıyorum. Daha anlayışçı, hoşgörülü, işbirliği yapmaya dayanan bir siyaset tarzı. Benim favorim Finlandiya Başbakanı. Finlandiya var. Onu da ağlattılar. Biliyorsunuz özel hayatı yüzünden evet. Onu da ağlattılar. Bunlara siyasi parti liderlerinin çok dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle kullandıkları dile. Türkiye'nin koşullarında mümkün görüyor musunuz hocam? Valla olabilir. Giderken. Ben mümkün görüyorum. Ya belki liderlerden daha beter şu an. Liderleri destekleyenler ve işte o ya tarafı Hande, destekleyen, önce, bu tarafı destekleyen gazetecilerin ya daha önce, dilinde sıkıntı var belki de. Daha önce bu tartışmalar şey üzerinden olurdu. Yani atıyorum Fenerbahçelik, Trabzonsporluk, Galatasaraylılık biraz bunun üzerinden yürüyor. Onlar da hep gruplaşmalar. Evet. Şimdi bu oradan deşarj oluyor bir şekilde. Fakat şimdi tamamen böyle politize oldu. Ve işte Erdoğan karşılığı, bir de İpek Hocam gibi üçüncü yol mümkün diyenler var. Biz siyasetin falan. Dilini değiştireceğiz. Yani. Vallahi ben, evet. Yani ama bu çok fena bir hal aldı. Yani az önce Zafer'in dediği var ya hani o linç etme psikolojisi ve bütün her şeyi, ama bunu yapan mesela kimliksiz no name isimler değil, problem orada. Şimdi eskiden daha çok no name ya isimler. Arkadaşlar, şimdi adı sana olan köşesi var, programı var. Bu adamın yapması abuk. Peki. Tuhaf olan o. Kısa bir değerlendirme alayım. Kısa çünkü şöyle. Günün görüşmesine geçeceğim şimdi hemen. Şimdi burada Hulki abi gibi tecrübeli bir gazeteci var. Ya bu siyasetin dili Türkiye'de hep böyleydi ya. Şimdi sanki eskiden pırıl pırıl böyle hiç kimse birbirine kötü bir şey söylemiyordu da şu an böyleydi. Daha nazik diller miydi Zafer hayır, Bey? Hayır, bakın o yüzden sordum Demirel, mümkün mü diye. Birbirlerine böyle mizahlı olan nazik hocam, espriler yapıyorlardı. Şimdi burada söyleyemem. Rahmetli Özal mesela muhalefete bir söz söylemişti. Muhalefet ona bir cevap vermişti. Bugün olsa Rütük devreye girer, ceza keser yani televizyonda konuşursa. Ya tabii ama belki o zaman bak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Hande, sosyal medya yoktu bir defa. Bak, Türkiye öyle Büyük Millet Meclisi'nde iki tane milletvekili öldü bu ülkede siyasi tartışmalarda. 80 öncesinde sağ sol kavgasında 5000 tane gencimiz hayatını kaybetti. Yani eskiden her şey çok güzeldi. Bugün siyasetin dili çok kötüleşti. Yani çok ben katılamıyorum bu argümana. Peki, hocam şimdi yeni girdi ama siyasete, o yüzden. Evet. Biz siyasetin dilini rahmetli değiştireceğiz. Rahmetli Mustafa Taşar'ı hatırlarsın. Evet. Yani, ama parti başkanları mesela Hande Hanım oturup karşılıklı mesela böyle münazara programlarında politikaları vesaire tartışabiliyorlardı. Daha nazik bir dil kullanıyorlardı. Şimdi daha farklılaştı her şey. Bakın o zaman sosyal medya yoktu. Sosyal medya diye. Yani sadece TRT vardı. O program da O da iki kere mi, üç kere mi ne oldu? Şimdi, yani o da yaygın değildi. Bugün biliyorsunuz hızlı gitmek durumundayım. Konum çok çünkü. Şöyle yapalım.